Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağının anlaşılması üzerine Amerikalıların Türkiye'nin Rusya ile ilişkisini engellemek için Yunanistan'a karşı her şeyi yapacağını ifade ederek ABD Ege'de Erdoğan'ı hatırladı. Kurban Yunanistan, bizi müzakere masasına oturmaya zorlayacaklar dedi. Haberde şu ifadeler yer aldı. Erdoğan'ın pazar günkü seçimlerden hemen önce gazeteci Manolis Kostidis'e Yunanistan'la görüşmeler konusunda yaptığı açıklama tesadüf değil. ABD'nin Ege'de unutmadığı Erdoğan'la kurban Yunanistan olarak müzakere masasına oturmaya zorlanacağız. Ülkemizde bir dizi uzman analist ve gazeteci Kılıçdaroğlu'nun ve İyi Türk muhalefetinin yaklaşan muhteşem zaferinin reklamını yapıyordu. Ancak kelimenin tam anlamıyla Erdoğan kaybetmeyeceğini biliyordu. ABD'de Türkiye'deki dünkü seçim sonucu uzun zamandır biliniyordu. Bu nedenle ABD gerekeni yapmaya ve Ege'de Yunanistan'a karşı tarafsızlığı oynamaya karar verdi. Perde arkasındaysa Türkiye'deki ikinci tur seçiminden sonra Ankara'ya her şeyi verecekler. Kısa ve basit bir ifadeyle Yunanistan'ı Türkiye ile müzakere masasına iki hedefle oturtacaklar. Bölgede barış, yani bölgenin doğal gazını çıkarmak için zaman kazanmak ve Türkleri Putin'den uzaklaştırmak için. Geçtiğimiz dönemde gizli Yunan diplomasisinin açığa çıkması ve birçok Türk yetkilinin ve Erdoğan'ın kendinden emin açıklamaları bize neyin gelmekte olduğunu ve müttefiklerimizin bizden gözlerimiz kapalı olarak neyi imzalamamızı isteyeceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Müttefiklerimizin bizden Türklerle imzalamamızı isteyeceği konular şunlar. MEB'in belirlenmesinde Doğu Ege adalarının etkisi ciddi şekilde zayıflatılacak. ABD, yol gösterici bir ilke olarak Obama döneminin 2015 yılındaki haritasının kabul edilmesi için bastıracak. Bu harita, ABD Enerji Bakanlığı'nın Doğu Akdeniz'de Kıbrıs çevresindeki yatakları ve bunların işletilmesi için gerekli altyapıyı gösteren açıklayıcı bir haritadır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski enerji özel koordinatörü, Hochstein'in açıklamalarında ortaya koyduğu üzere bu harita Kıbrıs, İsrail ve Lübnan'ın elindeyken bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuştu. Ayrıca Türkiye tarafından iddia edilen kıta sahanlığı temelinde Kıbrıs etrafındaki Türk iddialarını da yansıtmaktadır. Kıbrıs MEB'i bütünüyle değil, sadece İsrail, Mısır ve Lübnan'la sınırlandırılmış kısmı gösterilmektedir. 2. Batı Trakya'daki Müslüman azınlık tarafından bir müftü seçilmesine yönelik Türk taleplerinin kabul edilmesi, aynı bölgede bir Türk azınlığın adının kabul edilmesi ve İstanköy ve Rodos'ta bir Türk azınlığın kabul edilmesi. 3. Doğu Ege'deki adalardan tüm ağır silahların çekilmesi, Türklerin de aynı şeyi kıyılarda yapması. Plan, tarafsız bir bölge ve sözde NATO adaları statüsüdür. ABD ve Türkiye'nin Ege'de Yunan MEB'inin 12 mile çıkarılmasına izin vermeyeceğini söylemeye gerek yok. Çünkü o zaman Türk savaş gemileri Yunan takım adalarında hareket etmek için Atina'dan izin almak zorunda kalacaktır. Peki Ege'de barış sloganıyla bizi buluşturacak anlaşmada Helenizmin sona ermesine kim imza atacak? İfadelerine yer verildi.